Gençler hafta içinde puanlardan yana rekor üzerine rekor kuruyor. Bu yarışta adeta arayı açmış kendisiyle yarışıyor. Rakiplerinin diş gıcırtılarından hiç bahsetmiyorum tabii ki. Lakin... Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Birkaç tane vardı kafamda ama şöyle söyleyeyim. Bir film yıldızıyım diyelim. 60'lı yıllardaki. Onun kokteyline gidiyorum. Peki. Bir film yıldızı. Gala mıydı? Kokteyli mi? Kokteyl olsun. Kokteyle gala gidiyor. Olmasın. Nazlı peki. Galaya gitti. Gala olmasın. Ezgi. Yani çok güzel gözüküyorsun ama. Ben de bilemedim. Bilmiyorum. Gözlüklerin retro. Onu biliyorum. Çok güzel. Bone, puantiye. Hayır, hayır. Gözlük mü sadece? Hayır, yani gözlüklerin günümüzde de kullanılıyor anlamında. Retro, tamam onlar zaten hani kullanılıyor da günümüzde de kullanılanlara bakıyorum şu anda. Gözlük tamam. Ayakkabılar günümüz zaten. Çanta da kullanılır günümüzde. Çok orijinal duruyor. Bilemedim yani. Ben de bilemedim. Ayşegül. Sen aslında bence şey durmuyorsun, dönem durmuyorsun. Çünkü Ezgi ile sana bakıyorum, sen daha modern bir kadın duruyorsun. Evet, bir defile ya da moda haftasına gitsen dikkat çekersin ki eminim sen böyle bir şeyle gidersin. Beni sadece rahatsız eden tek şey alttan çıkan tül. Eğer o da olmasa bence sen zaten günümüz gibi çok da güzel olmuşsun. Ben çok beğendim seni. Teşekkür ederim. Hazır mısın Nazlı'cığım? Hazırım. Bol teşekkürler. Şans. Geçmişe indim, Kırklareli vize, çocuğum ve ablam kafandaki ve çantan hariç şu kıyafetle karşımda canlandırdı. 60'ların sonlarıydı, 70'e de tabii günümüze de kadar geldi. Bir tek şey söyleyeceğim ve detay vermeyeceğim. Bir kıyafet bu kadar mı güzel taşınır? Çok bir teşekkür kıyafet. Ederim. Çok teşekkürler. Bu kadar mı bir insanı büyük gösterir? 1.80'ler gibi yürüyordun. 10 veriyorum sana kardeşim. Titriyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. Gözlüğünü çıkarır mısın? Makyajımı da biraz eskiye uyarladım. Bak sen. Gel de bir görelim. Koş koş. Koş, yaklaş. Akmış olabilir kaşlarım ama. Bak sen, ben bak. Bir dakika, ben kumaşa bakıyorum o beyanda. Kumaşı kesiyor çatırmadan. Kumaşı kesiyorum ben. Tamam. Bu bana bir defileyi hatırlattı. Yine dünya modacılarının. Modacılarından birinin bu havada gördüm ben defilede. Elbisenin kumaşının şeyine bayıldım ben. O böyle kıpır, evet, kıpır kıpır oynuyor. Eteğini biraz kaldırır mısın? Tek eteğini. Şunu, üstteki puantiyeyi. Tamam, bırakabilirsin. Vallahi nutkum tutuldu. O kafana öldüm yani. Teşekkür ederim. O kafaya öldüm. Mesela o gözlük de günün... Çünkü evet. Bende onun mavi taşlısı falan var bir şeyleri. Aynı yerdeniz galiba o meşhur gözlükten. Evet. O da bugüne uyarlanmış. Vallahi ne söyleyeyim, dilim tutuldu.
Heyecanlandım. Çok beğendim. Sarıyla... Çok teşekkür ederim. Puantiye ile sarıya ölürüm biliyorsunuz. Yani demek ki bizden iyi tiyolar alıyorsunuz değil mi? Evet, sayenizde öğreniyoruz. Ay çok heyecanlandım. Ben burada heyecanlandım. Oh, teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi baktığımızda geçmişte puantiye çok modaydı. Sonra bir ara popülerliğini kaybetti. Ama bu sezon yeniden çok moda. Hiç sevmem. Hiç tarzın değildir, sen nefret edersin. Tarzım değil puantiye. Demek ki ne oluyor? Retrosun şu an. Evet, tepeden tırnağa. Kafandakine bayıldım. Teşekkür ederim. Öldük. Yani gerçekten kim yaptıysa ellerine sağlık. Senin fikrin illaki de işçilik de güzel. Çok arkadaki o tül topuz gibi toplanmış, çok başarılı. Çantan güzel, ayakkabın, eldivenin filan. Ben de kendi en çapımda. Bu 10 demektir. Çapımda verdiğim en yüksek puanı veriyorum. Teşekkür ederim. Nazlı Sultan. Efendim. Zaten senden böyle bir şey bekleniyor. Evet, 60'larda çok şık. 70'larda çok şık. Bugün de çok şık. Çok her yere böyle gidersin, dikkat çekersin ve demode olamazsın. Çok teşekkür ederim. Benden. Wow. Çok güzel bir... Çok teşekkürler. Wow. Hepinizi çok öpüyorum, çok teşekkür ederim. Şimdilik en yüksek puan. Yapacak bir şey yok. Alıştırdın, alıştın. Bakalım ne kadar bakalım. Böyle gidecek. Tebrik çok ediyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Geçebilirsin yerine. Sevgili izleyiciler, iki yarışmacımız Suçe ve Gizem az sonra en güzel kıyafetleriyle podyumda olacaklar. Kim gidecek, kim kalacak karar işte benim stilim jürisinin. Onlar incirler olana kadar hazırlanırlarken biz de bu şarkıyı canlı canlı dinlemeyi hak ettik bence. Ne dersiniz? Alkışlarla İlyas Yalçıntaş karşınızda.